Vücudumuzda trilyonlarca bakteriyle birlikte yaşadığımızı biliyor muydunuz? Kendileri küçük olsa da sayıca insan hücre sayısından fazla olan bu bakteriler son yıllarda bilim camiasında artan bir ilgiye neden oldu. Özellikle bağırsak florası üzerine yapılan çalışma sayısı gün geçtikçe artıyor. Gelin bu bakteriler neler yapabiliyor, onları nasıl dost bakterilere dönüştürebiliriz birlikte bakalım. Yediklerimizin büyük bir kısmı sindirime uğrar. Ancak sindirimden kaçan küçük bir kısmı kolona kadar ulaşır. Burada yaşayan bakteriler tarafından fermente edilerek postbiyotik dediğimiz ürünler meydana gelir. Örneğin yüksek hayvansal kaynaklı bir beslenme sonucu bağırsağımızda protein fermentasyonu yapan bakteri sayısı artar. Hayvansal kaynaklı proteini sindiren bu bakteriler kalp hastalık etkeni olan TMO olarak adlandırdığımız maddeyi sentezler. Kuru baklagiller gibi yüksek bitkisel kaynaklı protein yediğimizde ise bifidobakteri türü olan dost bakteri sayısında artış olur. İyi bakteri sayısının artması, kötü bakteri sayısının azalması, güçlü bir bağışıklığın yanı sıra diyabetten depresyona, kalp hastalıklarından cilt hastalıklarına birçok otoimmün hastalık gelişim riskini azaltır. Vücudumuzdaki iyi bakteri sayısı ile yaşam kalitemizi artırmak için besin seçimlerimizin en önemli etkenlerden biri olduğunu unutmamalıyız.